Bazı kirlilik tipleri ve neden olduğu durumlar gösterilmiştir. Buna göre hangilerine ulaşılamaz demiş. Birden fazla etken aynı kirlilik çeşidine neden olabilir. Bakın, endüstri toprak kirliliğine, ev toprak kirliliğine neden olabiliyor. Kirliliğe bağlı olarak insanlarda bazı hastalıklar görülebilir. Bakın, hava kirliliği ve toprak kirliliği hastalık etkeni olup insanı etkilemiş. Toprak ve hava kirliliğine sadece endüstriyel atıklar neden olur? Hayır. Hava kirliliğine taşıt da neden olur. Toprak kirliliğine ev de neden olur. Dolayısıyla 3'e ulaşılamaz. Cevabımız yalnız 3. Su kirliliğinin oluşmasında durumlarından hangileri etkilidir demiş. Bakın çeşitli kaynaklardan suya karışan azot ve fosfor gibi maddelerin artışı. Azot fosfor artarsa ne oluyordu? Alg miktarı artıyordu. Alg yüzeyi kaplıyordu. Bu bir ötrofikasyondu. Bunu unutmayacaksınız. Topraktaki zararlı kimyasal maddeler çözünüp suya karışırsa topraktaki biyolojik çeşitliliği azaltır. Kükürt ve azot gazı içeren yağmurların su kaynaklarına karışması. Kükürt ve azot içeren bakın H2SO4, HNO3 yani asit yağmurları bir şekilde suyun ne yapar? pH derecesini değiştirir. Endüstriyel atıklar arıtılmadan su kaynaklarına bırakılırsa su kirliliği doğal olarak gerçekleşecektir. Cevabımız 1 2 3 ve 4. Hangisi hava kirliliğini önleme yönelik uygulamalardan biri değildir demiş. İlkokuldan beri bildiğimiz fabrikaların bacalarına filtre takılması, egzoz gazı salınımını azaltıcı tedbirler alınması, sanayileşme ile birlikte yeşil alanların da yaygınlaştırılması, toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilmesi, evet bireysel araç sayısı çok fazla maalesef, Klorofloro karbon gazlarının kullanım alanlarının arttırılması değil, azaltılması çünkü CFC arkadaşlar sera etkisindeki en zararlı gazlardan bir tanesi aynı zamanda atmosferin incelmesine sebep oluyor. Tamam mı? Atmosfer inceltici bir özelliğe sahip. Dolayısıyla CFC'yi azaltmamız gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. Ormanların çeşitli nedenlerden dolayı tahrip edilmesine bağlı olarak durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez demiş. Ormanları yok ediyoruz arkadaşlar. İklimi, bitki örtüsünü yok ediyoruz. Dolayısıyla sel ve taşkınlar olacaktır. Ee, hava kirliliği artacak. Erozyon hızlanacak. Toprak özelliği değişecek. Çünkü toprağın en önemli örtüsünü yok ediyoruz. Onu yok ederken yani ormanları yok ederken biyolojik çeşitlilik artar mı sizce? Tabii ki azalır. Cevabımız C seçeneğinde. Yaban hayatının tahrip olmasına neden olan aşağıdaki olaylardan hangisi her zaman insan kaynaklı olmayabilir diyor. Bakın e, yanlış aydınlatma uygulamaları yine yaban hayatını tahrip eder. Neden? Çünkü siz karanlıkta e, avlanan canlıları yok etmeye başlıyorsunuz. Ya da karanlıkta avlanan canlıların hayatını zorlaştırıyorsunuz. Doğal alanların yerleşme ve sanayiyle açılması tamamen insan kaynaklı. Kaçak avlanma insan kaynaklı. Tarımda kimyasal gübre ve ilaç kullanımı insan kaynaklı. Orman yangınları bazen yıldırım ve şimşeklerden dolayı da olabiliyor arkadaşlar. Özellikle yıldırım düşmesiyle bir orman alev alabiliyor. Cevabımız ne oldu? B seçeneği. Hava kirliliğine bağlı olarak insanlarda sağlık sorunlarından hangisinin ortaya çıkması beklenmez? Aslında böyle doğrudan beklemediğimiz bir e, hastalık soruyor bize. Tabii ki astım, akciğer amfizemi ve kanseri e, doğrudan kalp ve damar hastalıkları dolaylı olarak karşımıza çıkacaktır ama diyabetin hava kirliliğine bir bağlantısı yok arkadaşlar. Neden yok? Çünkü diyabet hani tip 1 diyabet ve tip, tip 2 diyabet olmak üzere iki ayrı tip 1 diyabet otoimmün yani genellikle konuşuyorum. Tip 2 ise daha çok e, yaşamsal koşullara bağlı. Tabi genetik temelli de olabilir arkadaşlar tip 2 diyabet Bunun için hala otoritelerin e, kesinliği yok. Mesela işte sedanter yaşam sürekli oturarak e, stresli bir yaşamınız varsa oturarak çalışıyorsanız. Bel çevreniz e, genişse, yediğiniz e, yiyecekler sağlıklı değilse tip 2 diyabete yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. Cevabımız o yüzden nedir? E seçeneği. Çevre kirliliğinin önlenmesi için alınan aşağıdaki tedbirlerden hangisi en geniş kapsamlıdır demiş. Cümlelere dikkat edin. Bir nehir, bir şehir, bir ülke, bir kıta, yeryüzü. Yeryüzü ifadesi en geniş kapsamlı ifadedir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğinde. Hangisinin neden olduğu kirlilik diğerlerine göre daha kısa sürede ve biyolojik yollardan mı ortadan kaldırılabilir? Şimdi süre olarak tabii ki ben de çok emin değilim ama plastik ve camlar yüzlerce yıl doğada kalabiliyor. Uranyumun süresini zaten ben bile bilmiyorum o kadar uzun. DDT ve böcek öldürücüleri yine kimyasal maddeler, kurşun, civa gibi ağır metaller bunlar neredeyse ömür boyu kalıyor arkadaşlar. Ama bakın şu cümleye dikkat edin amonyak ve üre gibi boşaltım artıkları. Bakın amonyak dediğiniz şey sizin özellikle oksitlenme ile nitrite ve nitrata dönüştüğünü bildiğiniz o kemosentez reaksiyonlarına ait. Kemosentez reaksiyonları kemosentetik canlar tarafından gerçekleştiriliyor. Yani bazı bakteriler tarafından gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bakın sorunun bizden istediği hem kısa sürede hem de biyolojik yoldan ortadan kalksın cevabımız D seçeneği. Ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, doğal kaynakların kullanımı çevreye bıraktığımız atıklar gibi doğada bıraktığımız tüm izlerin toplamını ifade eder. Yani arkadaşlar bu ekolojik ayak izi ve karbon ayak izinden her zaman negatif bir algı oluşturun beyninizde tamam mı? Bunlar artıyorsa sıkıntı var demektir. Daha çok karbon salınımına yol açarak ekolojik ayak izini arttıran şeyler nelerdir demiş. Mesela yakın mesafeyi otomobille gitmek. Karbondioksit salınımını arttırdın. Buğday tarlasını orakla değil makineyle hasat etmek yani bu biraz böyle acımasız bir ifade ama yapacak bir şey yok. Makine sonuçta çalıştı. Yine karbondioksit salımı arttı salınımı. Tek ampulle ışıklandıracağın bir ortama daha çok sayıda ampul yakarsan ne olacak? Enerji tüketimi artacak. Bu da o enerji üretmek için çalışan fabrikanın daha fazla çalışmasına neden olacak. Yani bu olaylar hep karbondioksit miktarını arttıran, dolayısıyla karbon ayak izini, ekolojik ayak izini arttıran olaylar olacak. Cevabımız E seçeneğinde. Bir göl ekosisteminde göl suyunda biriken ağır metallerin, mesela civa gibi, kurşun gibi metaller, Besin zincirine etkileriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. İlk olarak üretici canlıları etkiler. Sonuçta besin piramidini düşündüğünüzde buradan başlar yukarı doğru devam eder. Ve hatta son tüketici de üreticiden son tüketiciye doğru dokularda biriken zehirli madde miktarı ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. Besin zincirinin en son halkasındaki canlılar en az zarar verir. Hayır orada o en son halkada en fazla birikim olacağından dolayı etkisi de çok büyük olacaktır. İki gitti. İki gitti. Besin zincirindeki bazı canlılarda ani ölümlere neden olabilir. Tabii ki mesela ağır metaller enzimlerin çalışmasını engeller. Mesela bu enzim atıyorum işte kalp gibi bir organın çalışmasını sağlayan bir enzim olabilir. Biyolojik çeşitliliği arttırmaz, ölümlere neden olacağı için çeşitliliği azaltır. Bu da besin zincirlerinin kısalmasına neden olur, uzamasına değil. Cevabımız 1 ve 3. Hava kirliliğine neden olan faktörlerin oranlarını gösteren yukarıdaki grafiğe göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakın, karbondioksitin hava kirliliğine etkisi diğer tüm kirleticilerin etkisinin toplamına eşittir. Zaten %50, buradan hesaplama yapmanıza bile gerek yok. Atmosferdeki toz oranının artması insan sağlığını olumsuz etkilemez. Şimdi böyle bir ifadeyi zaten kullanamazsınız. Toz da hava kirliliğine neden olan bir şey. Karbondioksit SO2 ve NO salınımını azaltırsan hava kirliliğini büyük ölçüde azaltırsın ki zaten karbondioksit 50 idi. SO2 16, NO 14 olunca bakın ne oldu? %80 azalttınız zaten. Çok ütopik bir durum ama keşke öyle olsa. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3. Bir ekosistemde bulunan canlı türleri ve bu türlerin birey sayıları verilmiş geçen zaman içinde aynı ekosistemde çevre kirliliğine bağlı olarak canlı türleri ve birey sayılarındaki değişim aşağıda verilmiş. Bakın ilk an bu, son durum bu. Bakalım şimdi ne doğrudur diyor. Çevre kirliliği Y türü üzerindeki olumsuz etkisi diğer türlerden daha fazladır. Bakın Z türü azalmış, T türü azalmış, X türü azalmış ama Y türü bitmiş. Bakın sıfırlanmış. O yüzden etki çok güçlü. Çevre kirliliği ekosistemin tür çeşidi sayısına değişime neden olmamıştır. Başlarken X, Y, Z, T kaç tür çeşidi var? 4 çeşit. Bitişte ne var? X var, Z var, T var, R var. Yine 4 çeşit. Çeşidi etki etmemiş. Ekosistemdeki canlı yoğunluğunu ona azaltmış. Bakın 235 varken birey sayısı 30-40-50'lere düşmüş. R türünün kirliliğe toleransı Y'den fazladır. Bir anda R türü ortama gelmiş. E, toleransı yani kirliliğe karşı gösterdiği direnç y'ye göre daha fazla ki y türü zaten sıfırlanmış arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? E seçeneği.